Hocam taşnaklar 1. Dünya Savaşı'ndan önce nasıl bir tutum içerisine girdi ve ben özellikle şunu parantez içerisinde sormak istiyorum. 2. Abdülhamit sorusunu sormak istiyorum size. Çünkü 2. Abdülhamit Han'la alakalı bir kesim çok Abdülhamit'le alakalı olmadık laflar söyleyerek belki tarihimizi lekeliyor. Bir kesim de Abdülhamit'i yere göğe sığdıramıyor. Böyle bir kesim de var. Sizin bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Bir diğer sorum da şu olacak hocam. Özellikle sadıklıktan sabıka haline gelen bir Ermeni silsilesinden bahsetmek istiyorum. Buna görüşünüzü merak ediyorum. Buyurun hocam, söz size. Süre. Yani süremiz kısa. Evet. Özetleyebildiğimiz kadar özetleyip Bunlar buyurun. tabii son derece önemli 3 soru sordunuz. Çok kısa bir zamanda cevaplamayı çok uygun görmem ama Birinci Dünya Savaşı öncesinde taşnaklar Osmanlı Devleti'nin, yani kendi vatandaşı oldukları devletin yanında yer almadılar. Rus ordusunda gönüllü birlikler, druzni denen gönüllü birlikler kurmak suretiyle yer aldılar. Amaçları Rusya'nın onlara güya devlet kuracağına inanmaları. Baştan beri Bu yaptıkları kadar, yani hainlikleri. savuşturulacak bir konu değil ama Evet, sordunuz evet. diye bu kadarını söyleyebilirim. Abdülhamit Han'la ilgili sorunuz şu açıdan da sorulabilir. İttihat Terakki ile ilgili de benzer durum vardır. Sevenleri Evet, vardır, evet. nefret edenleri vardır. Ben şöyle düşünüyorum. Hatta daha da özelleştirecek olursak Enver Paşa ile alakalı aynı şekilde bu sözler Yani söylenir birçok mesela. kişi için de Buyurunuz. belki söylenebilir. Bana göre bu ülkeye hizmet eden herkes baş tacı yapılmalıdır. Bir kere Sultan Abdülhamit son derece önemli bir hükümdardır. Osmanlı Devleti'nin en zor döneminde 33 yıl gibi uzun bir süre bu ülkeyi idare etmeyi başarmış büyük bir hükümdardır. Onun yaptıklarını eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz, doğru bulmayabilirsiniz. Nereden baktığınıza bağlıdır bu. Evet. Ama Sultan Abdülhamit Türk büyüğüdür. Bu ülkeye hizmet etmiş en önemli kişilerden biridir. Efendim İttihat Terakki için de aynı şeyi söyleyeceğim. İttihatçılar denen kişiler bir nesildir. Ve bu nesil kelle koltuk savaşmış, tek amacı bu ülkenin birlik ve beraberliği olan, vatanın bölünmez bütünlüğü olan insanlardır. İttihatçıları aşağılayıcı bir takım sözlerle hor görmek hiç kimsenin haddi değildir diye düşünüyorum. Evet. Buna hakkımız yok. Çünkü onların oluşturduğu düzen içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulabildi. Meşrutiyetten bahsediyoruz. Meşrutiyette verilen mücadeleden bahsediyoruz, değil mi hocam? Evet. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı o Evet. süreçten Evet. bahsediyoruz. Kişisel hatalar elbette olabilir. Ama bir nesli hor görmek daha sonraki nesillerin hakkı değildir Evet, çok doğru diye söylüyorsunuz. düşünüyorum. Ermenilerden Milleti bahsetmiştik. sadıka Fatih Sultan dediniz. Mehmet'le alakalı o dönemde sadık millet, milleti sadıka ilan edildiğinden söz edilir Ermenilerin. Katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Bir kere Fatih Sultan Mehmet döneminde ben hiçbir belgede böyle bir ifade kullanıldığına tanık olmadım. Fatih Sultan Mehmet döneminde Ermenilerle Osmanlı Devleti'nin tüzel ilişkileri zaten yeni başlıyor. Çünkü Patrikhane Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuştur. Peki nereden geliyor bu milleti sadıka? Hani az önce isyanlardan bahsettik. Niye Sırp için milleti sadıka denmiyor da Ermeniler için? Ermenilerin.